Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü daimen ebeden. Evet sevgili dostlar, iki hafta biliyorsunuz ki ekran kararttık. Yaşadığımız olaylar, şahit olduğumuz gündem olayları bizi üzdü. Ha, yıprandık, üzüldük, ağladık. Artık ağlamıyor muyuz? Hayırdır Mine Hanım? Hayat devam ediyor sevgili dostlar. Yani biz savaş da olsa, zulüm de olsa, problem de olsa, kendi doğal hayatımızda da öyledir ya. Bir yerden sonra yaz sürecini tamamlarsınız ve hayatın akışında yapmanız gereken neyse onları yapmanız gerekiyor. Filistin meselesi de bizim için bugün başlayan bir olay değil, 7 Ekim'de başlayan bir olay değil. Bizim gündemimizde hep var olan bir olaydı. Ama son yaşanan tabii ki büyük bir soykırım, büyük bir dehşet, annelerin yüreklerini acıtan, yavruların boynunu bükük bırakan bir olaydı. Bugün de biz annelerle bir araya geldik. Siz onları çok yakinen tanıyorsunuz. Sağ olsunlar beni kırmadılar. Bugün benim sohbetime iştirak ettiler. Yoksa bu videoyu tek başıma çekecektim. Sizlerle Filistin'i, Filistin'de anne olmayı, bu zorlukları nasıl aşabiliriz konuşacaktım ama dedim ki canım kardeşlerim bana eşlik edin. Zaten sizin güzel bir kitabınız var. Oradan da yola çıkıp biz sizinle bir program yapacaktık. Gelin bugün Filistin için yapalım bu programı. Filistinli annelerin yerine koyalım kendimizi. Bir empati yapalım. Ben Gazze'de anne olsaydım ne olurdu? Lütfen siz de yorum yazın. Siz Gazze'de anne olsaydınız neler düşünürdünüz? Neler yaşardınız? Evet, orada olan o savaşın anında ve hengamesinde hep oturup ağlar mıydınız? Bir köşeye çekilir miydiniz? Yoksa hayır, kalkıp çocuklara bir şeyler de yapmam lazım. İşte etrafı düzenlemem lazım. Su içmem gerekiyor, su içmem. Ne yapardınız? Bunları siz de yazın lütfen. Ama biz de bu güzel misafirlerimle konuşalım istiyorum. Şimdi onları tanıtacağım size ama şunu söyleyeyim, elimde kitabı tutmuşken. Bugün kitap 5 kişiye gelecek. 2 misafirim var ya, 2 ondan, 2 ondan, 1 benden 5 taneyi bugün sizlere göndermiş olalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz Gazze'de anne olsaydınız ne yapardınız diyor. Hemen misafirlerime dönüyorum. Evliliğimi nasıl kurtarırım bunu konuşacağız. Ama bugün bu acıları nasıl kurtarırız konuşalım sevgili arkadaşlar. Filiz Tepe ve İlknur Özhan aile danışmanı kardeşlerim. Tabii ki ev sahibinden başlayacağım. Normalde sağımdan başlarım ama bugün ev sahibinden başlayalım. Bizi evinde misafir etti İlknur Özhan kardeşim. İlknur'cum seni kısaca tanıyalım. Bugün olay biraz böyle hassas bir nokta. Evet. Ondan sonra giriş yapalım. Ben İlknur Özhan. Artık biliyor belki de herkes, aile danışmanıyım. Ailelerle, çocuklarla çalışıyoruz. Çocuklar... Eşler bizim için önemli ama o ailede çocuklar benim daha çok böyle hassas yaram aslında. Hepimiz de öyleyizdir. Eşlerle konuşurken daha sertiz ama mevzu bahis çocuk olduğunda aslında yüreğimizin yandığı ve hiç müsamaha gösteremediğimiz bir yer. Bunları çalışırken aslında Gazze'yi de düşünüyoruz, düşünmüyor değiliz. Filistin'de, Gazze'de anne olmak gerçekten çok zor bir mesele. Çünkü oradaki anneler aslında doğmamış Meryemlerini Allah'ın dergahına adayan anneler gibiler aslında. Hocam değil burada mi? Bir duralım. Sen bir şey söyledin daha bu program gitmez artık. Bu cümleden sonra arkadaşlar kapatıyormuşuz. Oturup bir tefekkür ediyormuşuz ama biz Filiz'i de tanıyalım. Bu cümle çok önemli. Hı-hı. Böyle üstüne bir kere daha basıp senden bir kere daha tekrarını isteyeceğim. İnşallah aklında Hı-hı. tut sen o cümleyi. Filiz'cim seni de tanıyalım. Güzel kardeşim. Evet, Filiz Tepe ben. Aile danışmanıyım. Meslekte 7 yıldır sevgili İlknur arkadaşımla birlikte koşturuyoruz. Evet. Aileleri düzeltmeye çalışıyoruz belki de. Bilmiyorum. Ailelere rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Yani biz ailelerin bozulanı düzeltmek değil. Kurtarıyoruz bozulanı... diyoruz ya burada. Kurtaralım inşallah. Yani burada ilişkisel olarak yani bir ilişkinin içerisinde ne yapmalıyız noktasında birlikte yol aldığımız bir süreç aslında aile danışmanlığı. Aile dediğimiz zaman çok geniş bir şeyden bahsediyoruz aslında. Sadece çekirdek hani karı koca değil. Bunun içerisinde kayınvalide, kayınpeder, görümce, elti, komşu, arkadaş vesaire çok geniş. Yani bütün bir aileyi alıyoruz. Çünkü biz dinamik olarak toplu, geniş bir aileyiz aslında. Çekirdek aileden bağımsız bir şekilde geniş, kocaman bir aileyiz. Dolayısıyla evlilik dediğimiz müessesenin içerisinde o geniş ailede var ya, Hı-hı. tek kanaldan çalışmıyoruz. O yüzden bugün o geniş aileyi konuşacağız. Ha, İnsanlık ha. ailemizi konuşacağız belki ya, de. Şimdi tabii bu Gazze ile de bağlantılı olarak biz inananlar olarak, insanlık olarak hisseden,
mazlumun yanında, acizin yanında olarak aslında çok geniş bir aile olarak belki bugünün ehemmiyeti olarak biraz oradan bakmaya çalışacağız. Aileysek eğer inanan, aynı ortak paydada birleşen insanlar olarak aslında bir aileyiz. Dolayısıyla acıları acımız biliyoruz ki acıları. Bütün insanlık olarak aslında bugün konuşacağımız şeyler çok fazla. Yani evliliğimi nasıl kurtarırım? Kitabın ismi böyle belki ama aslında kitabın içeriği 3 maddeden oluştuğu için çok başka Mine abla. Yani kişinin kendisini tanıması, eşini tanıması ve geniş olarak aileyi tanıması. O yüzden de tek bir pencereden bakarsak kitaba da haksızlık olur, mesleğimize de haksızlık ama olur. Bunu konuşacağız. Bugün elbette. Özelinde Gazze'yi ve bugün içinde yaşadığımız ve şahit olduğumuz bu soykırımı konuşacağız. Oradaki annelik duruşumuzu konuşacağız belki de. Evet. O geniş aile ağır durumunda bir önemli bir nokta. O geniş ailenin içerisinde biz neredeyiz? Oradaki o acıyı niye hissediyoruz? Hissetmeyenler bu geniş ailenin bir ferdi değil mi? Orayı aklında tut inşallah ama İknur senin cümlen müthişti kardeşim. Onu bir daha tekrar edersen not alalım. Yani gerçekten sevgili dostlar muhteşem bir cümle söyledi. Bazen misafirlerim öyle cümleler söylüyor ki ben videoyu edit ederken diyorum ki ya altını böyle kırmızı kalemle defaten çizesim geliyor o cümlelerin, o kelimelerin hatta bazen. Iskalıyoruz. Hayatı ıskalamamak için bugün neler yapacağız işte bu. Madem bir şeye şahitlik ediyorsak bu şahitliği ıskalamayalım. O yüzden o cümlenin tekrar etmeni isteyeceğim. Aslında şöyle bir şey, hani biz hep okuduk ya, Kur'an-ı Kerim'den okuduk, tarih kitaplarından, peygamberlerin hayatından, Hazreti Meryem'in adanmışlığını okurken aslında hep iç çeke çeke okuduk değil mi? Ne kadar masum, ne kadar safiyane, o adanmışlığı imrenerek anlattık. Ve bence bugün aslında Gazze'deki anneler o doğmamış Meryemlerini Allah'ın dergahında adayan anneler gibiler. Çünkü Filistin'de anne olmak gerçekten çok zor ve adanmışlığın en güzel örneğini onlar yaşatıyorlar bizlere. Düşünsenize, siz her gece yatarken çocuğunuzun bacağına, koluna onun ismini, onun numarasını yazıp ertesi gün şehadete uçacak mı diye düşünüyorlar orada. Bu çok zor. Yani şu anda anlatırken bile tüylerim diken diken oldu gerçekten. Geçen gün bir video da gördüm. Bayan, kadın anne, hastanede doktor aslında kendisi. Ve yardım edecek kişileri beklerken önünden hızla evladını geçiriyorlar. Ve sadece belki kolundan, parmağından, saçından bir yerden tanıdı, bilmiyorum. Ve o kadar figan içindeki, evet ne kadar güçlü olursak olalım, anne olmak, yavrunu o durumda görmek, bunu taşımak mümkün değil aslında, gerçekten. Evet. Ve gerçekten çok zor, her gün şehadete gidecek mi diyerek sabır ve tefekkür içerisinde, tahammül içerisinde bunu yaşıyor olmak, hasbünallahu ve ni'mel vekil diyerek her gün bir sonraki günün ne olacağını bilmeden Allah'a adanmış yaşamak, bunu gördükçe aslında biz biraz utanıyorum ben, mahcubiyet hissediyorum kendimde. Çünkü ne büyük bugün, bir iman gücü diyorsun çünkü. Çok. Muhteşem yani bir şey. Yani biz bugün birazdan belki akşam yemeği yiyeceğiz. Evladım ne yiyecek? Hangisini seviyor? Onu yapayım diye düşünüyoruz. Gece defaatle kalkıp aman üşümesin diye üzerlerini örtüyoruz. Ama onlar bırakın bunları düşünmek. Yarın evladım yaşayacak mı hesabındalar. Ve o kadar büyük teslimiyet, o kadar büyük bir şehadet bilinci ki aslında bu. Rabbim bizlere de nasip etsin. Ha. Öncelikle duam bu. Sonra da biz onlar için neler yapabiliriz acaba? Bunu konuşalım. Evet. Ama senin o geniş ailende üzülmeyenler, buna kafa yormayanlar, bana ne diyenler nerede duruyor? O geniş ailenin içerisine dahil olabilmek aslında bizim bütün derdimiz o. Yani gerçekten insan olmak. Çünkü o geniş ailenin aslında en geniş çerçevesi insan olmak. Ondan sonra o ümmet bilinci dediğimiz, dava bilinci dediğimiz, yani çerçeveyi çok iyi eğer ele alırsak içerisine ben insanım, duygularım var, düşüncelerim var, ne bileyim vicdanım var diyen herkes aslında oraya dahil olabilir. Bugün gerçekten insanlıktan nasibini almamış, yani varlık, ben onlara insan diyemiyorum çünkü onlara insan deyince gerçekten bir davaya kendisini adayan insanlara o zaman ne diyeceğiz diyorum ben. Çünkü bugün o davaya adamış
insanlar orada gerçekten de İknur'un da söylediği gibi koluna isimlerini, işte ne bileyim numaralarını yazan insanların yanında biz artık insanlığımızı sorgular olmaya başladık. Dolayısıyla o insanları gözünü kırpmadan katleden, bunun adı savaş değil biliyoruz ki. Soykırım. Katleden, evet yani katil işlemi var orada. Acıma yok, duygu yok. Ben bugün sabah şeyi düşündüm, tam böyle söylerken biraz konuyu açacak bugün belki ama. Bu insanlar bugün bir şekilde kendi inandıkları bir şeyden dolayı insan olanları görmüyorlar. Çocuğu görmüyorlar, mazlumu görmüyorlar, masumu görmüyorlar, hayvanatı görmüyorlar. Hiç gözünü kırpmadan acıyorlar, şey katlediyorlar ya. Bu insanlar yarın inandıkları başka bir şeye ters düşerse onlara arka çıkan insanlar var ya, yarın onları da gözlerini kırpmadan katledecekler. Doğru. Bence dünya burayı kaçırıyor. Çünkü hiçbir dava insanlığı öldürmeye, kıymaya izin vermez. Değil mi? Doğru. Bu insanlar adını bir dava diye koymuşlar ve insanlığı katlediyorlar. Yarın bugün başka bir davalara çıktığı zaman seni de katledecek. Yani sen zannetme ki bu ok sana dönmeyecek. Dolayısıyla o aile, geniş aile dediğimizin içerisinde insan olanları biz oraya katıyoruz. Hisseden insanları katıyoruz. Dediği gibi İknur'un hakikaten sabahleyin gözümüzü açıyoruz. Telefona ben yapışıyorum. Bugün ne oldu? Kahrolarak izliyorum. Ya. Ağlamaktan içimiz dışımıza çıktı. Ya hastane empati yapmak bombalamak ya. Ne demek ya? Yani mesela hastane bombalamak, ambulans bombalamak, sivil bir yere bombalamak, yani sivil olan bir yere bomba atmak, her yeri de biliyor tamam bir. Ama sen orayı nasıl bombalıyorsun? Ya bu nasıl bir işte insanlık bu, dışı bir görüş? Bu başka bir şey. Yani ben bunun adını koyamıyorum. Açıkçası isim koyamadım ben buna. Çünkü dediğim gibi bu insan olamaz. Hayvan olamaz. Hayvanata hakaret. Hakikaten. Hayvandan aşağı der yani. Hani süt diyor şey bozulsa diyor en azından peynir yaparsın yoğurt yaparsın. İnsan bozulunca hiçbir şey yapamaz. Bambaşka bir şeye dönüşüyor. Evet. Çok zehirli bir şey. Yani karşısında yok eden bir makine o. Çünkü başka bir şeyle ifade edemezsiniz onu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak muhafaza etsin kalbimizden. Ben bir insanın başına gelebilecek en kötü şeyin merhametsizlik olduğuna inanıyorum. Kainatta her şey başımıza gelebilir ama merhametsizlik bizim başımıza gelmişse heyhat bitti. Evet. Geçmiş olsun artık insanlıktan düşmüşsünüz. Allah o içimizdeki merhameti almasın. Dolayısıyla o geniş ailenin içerisindekini önce insan olmak, sonra da hani bizim itikadi noktada baktığımız zaman iman insanı insan eder diyor. Belki ya, insanı evet. sultan eder diyor ya Said Nursi. Hakikaten öyle. Yani işte bizim o inancımız bizi gerçekten bir yere götüren şey o. Ben insan olmak belki için, de anne olmak için, evet, kul olmak için. Belki de aslında bu durum hani tevekkül boyutundan bakarsak Efendimizin de en çok yaşadığı zulümdü değil mi? Ebu Cehiller, evet. Ebu Lehebler. Bu merhametsizliğin kat ve katını yani hiç kıyaslamıyorum. Yani bunun bir tarifi olamaz elbette ki ama bazen şunu diyorum. Bizim yüreğimiz bu kadar yanarken Efendimizin yüreği ümmetim ümmetim diye ne kadar yanıyordu acaba değil mi? Yani bir şeyleri anlayabilmek, tefekkür edebilmek yani çok kıymetli burada bence. Peygamberimizi anlayabilmek. Neden bu kadar kıymetli üzülüyor olmak, Aksa'yı kurtarabilmek, oraları, Kudüs'ü koruyabilmek. İşte bu yüzden aslında. Çünkü çok şöyle söylemleri de duyuyorum. Bize ne? Yani bir de sonuçta onlar biz niye orada ölmüyoruz duruyorlar? Ki gitsinler. Madem. Peygamber hicret etmişti, onlar da hicret etsinler falan. Ama bu değil, derdimiz evet, bu değil. Zaten orayı koruyacak oranın sahibi var. Biz bunu düşünmüyoruz ki zaten. Ama bizim derdimiz o Efendimizin yüreğindeki acıyı hissederek belki onun yolundan gidebilmek olmalı, değil mi? Evet. Oradaki annelerin, oradaki çocukların her gün onların videolarını izliyoruz ya. Burayı koruyacak zaten birileri var diyorlar. Çok doğru. Ama biz o kadar cesur, o kadar cesaretli, o kadar yürekli ve güçlü olabilecek miyiz acaba? Dinimizi, kutsallarımızı koruyabilmek adına. Bence evet bize bir şey olmuyor. Onlardan bize ne demek belki çok uzak olduğu için evet empati kuramayabilirsiniz. Ama dava aynı dava, acı aynı acı olduğu zaman çok kıymetli o Efendimizin yolundan gidebilmek. Ya bu empati yeteneğimizi kaybediyoruz. Dediğin gibi merhamet yüreklerden çekip alınılınca merhametsizleştiğinizde empati de yapamıyorsunuz. Hiçbir şeyle yapamıyorsun. Yani oradaki o çocukla yapamıyorsun, oradaki o anneyle yapamıyorsun. Ben son kitap çalışmamı yazarken YouTube'da da paylaştım sevgili dostlar, shortlerde.
benim camın arkasına kumru yuva yaptı. Kuk 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 ses geliyor. Evdeki aileye soruyorum. Bir ses geliyor bir yerden. Yani sineğin sesini bile o an duyar oluyorum yazı yazdığımda. Çok bir yere odaklandığımda sevgili dostlar kendini kaybeden bir tipim. Abi baktım arkada sağ olsun pandemi sürecinde benim efendi oraya benim oğlanla ikisi hayvan severler. Bir yuva gibi bir şey yapmışlar. Kumrunun biri oraya gelmiş yumurta koymuş. Onu nasıl korudu? Ya inanabiliyor musunuz arkadaşlar? Hiç kalkmadı yumurtanın üstünden. Ben yorulup yazının üstünden kalkıyorum. Bitirmem gerekiyor. İşte çok isteyerek başladığım bir dosya inşallah. Müjdesini yakında sizlerle paylaşacağım. Ben yoruldum kalktım. Acıktım gittim kalktım. Su içmeye kalktım. Kalkmadı kumru. Sahiplenmek ve demin dediğin işte şey var ya o empati. Hani peygamberimizle empati kurmak. İşte o kumruyla empati kurdum ve kitabı bitirdim elhamdülillah. Yayın evine diyorum ki kumruya borçlusunuz bu kitabın çabuk bitmesin. Şey var Mine abla, o sahiplenme duygusu. Bir şeyi ne kadar sahiplenirsen o kadar orada kavi kalırsın. O Filistinliler orayı niye terk etmiyorlar diyorsun ya. Çünkü orayı öyle bir sahiplenmişler ya. Ki oranın derdiyle öyle bir... Yoksa orası bir toprak parçası toprak. Gibi bir yer değil. Anladın evet. mı? O bir peygamber varisi orası ya. Değil mi? Peygamberden Beytül emanet Maktis, almış. Yani kutsanmış işte, yer. O kutsanmış olan bir yere itikadi olarak öyle bir yapışıyorlar ki kendilerini adıyorlar. Ne gelirse gelsin. Yani en fazla bir insanın canından korkmadığı bir yerde siz bir insanı başka bir şeyle korkutamazsınız. Tabii. Yani öyle toptu, tüfekti, savaştı, bombaydı bilmem neydi. Adam şehadet diyor. Ya sen bu insanı neyle korkutabilirsin ki? Tankın o yüzden karşısında taşla çıkıyor. Bu kadar samimiyetle, itikadi olarak bu kadar samimiyetle gittiğiniz bir yerde o insanı anlayamazsınız. Biz onu hani onu ne yapıyor bu insanlar, niye toprakları nasıl terk etmiyorlar vesaire dediklerini bunu asla idrak edemeyecekler. Çünkü bambaşka bir şey var orada. Bizim şey diyorum bir yazı vardı çok da hoşuma gitti. Biz Kudüs'ü kurtarmıyoruz diyor. Kudüs'e sahip çıkarsak Kudüs bizi kurtaracak aslında. Evet, gerçekten muazzam bir şey. Yani biz zannet çünkü Cenab-ı Hakk'ın vaadi var. Allah diyor dilerse bu dini diyor bir recul-ü facirin eliyle zaten ihya edecek. Yani ne bana Amen. İhtiyacı var ne Filistinli'ye ihtiyacı var. Çünkü hakikaten dünyanın bir sürü yerinde biz o yapılan zulümlerde ne gördük? Birileri bir yerlere bir şey atıyorlar, İslam yaptı diyorlar. Yapılan şey arkasından getirilen hayrı görünce oho artık biz şey yapmıyoruz yani çok da takılmıyoruz oralara ne olmuş diye. Ben burada ne yapıyorum? Hı hı. Benim derdim o. Hani şimdi insanlar şey yapıyorlar ya ne yapabiliriz gibi yapılanları evet, basitleştirme derdindeler. Burayı bence konuşmak lazım. Ne yapabiliriz? Bu kadar ama ben buraya dertle... şuradan bakıyorum Filiz'cim. La ilahe illallah diyoruz ya. La önce yapılmayanı söylüyor. Allah'tan başka yok bir ilaha tapmayacaksın. Öyle bir şey yok. Önce yapılmayan. Redle başlıyor. Aynen. Önce ondan redle sonra başlıyor. İllallah. Allah var. Ancak o var. Ancak onun dedikleri var. Ancak ona tabi olman var. Ha, o zaman biz yapmamamız gerekenleri de kaçırıyoruz. Evet yapalım yapalım yoruldu insanlar. Yoruldular belki. Peki yapmadıklarımızı bir konuşsak. Demin bunu da söyledim. Aslında yapmamamız gerekenleri yapıyoruz. Bir onları sorgulasak. Biz bugüne kadar neleri yapıyorduk da yapmamamız gerekiyor. Çok mu uyuyorduk? Çok mu dünyevileşmiştik? Çok mu kutsallarımızdan uzaklaştık? Kudüs bizi iyileştirecek ya. Bir de bu tarafını düşünmek gerekmiyor mu? Şimdi artık Mine abla gönüller yoruldu, ya. Gözler yoruldu, ruhlar yoruldu. Artık bazen diyoruz ki yetiş ya Rabbim, yetiş de hani bizim gönlümüze ferahlık ver, bir sükuneti erdir. Ama şöyle de bir şey var, yani geçen bir danışanımla konuşurken bana şunu söylemişti. Ben dedi oradakileri görünce ne kadar yetersiz bir anne olduğumu düşünüyorum dedi. Neden böyle bir kıyaslama ihtiyacınız var? Çünkü insan doğduğu yerle hemhal olur ya. Onlar Filistin'de doğmakla aslında oranın toprağıyla güçleniyorlar. Bu belki de onlara özgü bir şey. Medine'de evet, evet. yaşasaydık, Doğru. Mekke'de yaşasaydık çok daha farklı bir ruh haliyle bu dünyada yaşıyor olacaktık. Ama biz bir Osmanlı toprağında Osmanlı torunları olarak çok daha farklı bir annelikle dünyaya geliyoruz aslında değil mi? Vericiyiz, cömertiz, sahipleniciyiz. Yani biz oraya bakıp yetersizliğimiz değil. Bence önce buradan bizim bir kurtulmamız lazım. Yetersiz değilim. Ben yapıyorum yapıyorum ama yetersiz kalıyorum değil. Ben de evladıma o anne nasıl yapıyor? Burası önemli. Evet. Değil mi? Çocuklar Aynen. o öyle bir bilinçle yetişiyorlar ki anestezisiz ameliyat ediyorlar çocuğu. Kur'an-ı Kerim okuyor. Ve
biz burada belki de buraya bakabiliriz. Ben bu çocuğuma ne kadar Kur'an-ı Kerim öğretiyorum, değil mi? Hı-hı. Ben yetersizliğimi değil de elimde yapabildiklerime odaklanırsam eğer... Hı-hı. Kendimin farkına varırsam. Evet. Yani kendimi farkına varırsam. Çünkü düşünsene, tank diyoruz, İsrail ordusu diyoruz ki devasa değil. Minnak bir şey. Çok kadar. Şu kadar. İnanın dostlar, çok büyük değil. Çok büyütmeye gerek yok. Kendini büyütüyor. O çocuk onu büyütmüyor. O tankın karşısına geçip taş atıyor. Ya bu nasıl bir kendine güvenme? Hı hı. Biz çocukları i̇şte, bakkala yollayamıyoruz. Evet. Aslında oradan düşünmek aynen lazım. Aynen öyle. Yani burada yetersizlik değil. Ben hı. elimdeki mevcutiyetin farkına varıp bunu daha nasıl iyileştirebilirim aslında düşünün. Önce bizim karamsarlıktan, yeis halinden, o ümitsizlikten bir kere kurtulmamız hı hı. lazım. Bence bu. Çünkü bizim sosyal medyada benim günlerdir boykot yapsam işe yarayacak mı? Onu yarar. Alsam işe yarayacak yarar. Mı? Yarar ya da yaramaz. Hiç yarar, bilmiyoruz Mine abla. Ama, bize yarar yahu. En azından ben evet, bitinge gittim bana yaradı. En azından oh, benim ruhuma bir şey iyi geliyor. Yani. Benim ruhuma iyi geliyor. Ve bizim bu yetersizlik, ümitsizlik duygusundan bir an önce kurtuluyor olmamız lazım. Bence bizim yapacağımız en önemli şey bu. Yani burası o buzdağının altında kalan kısmı, üstünde kalan kısmı teferruatı. İşte boykotudur, ne bileyim eylemidir, başka semineridir, para yardımıdır. Bunlar görünen kısmı bence. Ama altta önemli olan benim yaptığımın karınca misali safımı belirlemek olduğunu benim önce bir kere bir görmem evet. lazım. Doğru. Neredeyim? Hangi taraftayım? Evet. Ve Rabbime ne kadar güveniyorum? İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen eyyekûle lehu kün feyekün. Bitti. Ki Yasin suresini okuyoruz. İşte her perşembe okuyoruz. Genel adet olarak. Ama biz ayetle hareket edeceğiz. Orada kün feyekün emri, Allah emrediyor, ol diyor ve oluveriyor. O zaman ben tarafı olarak neredeyim? Allah'ın tarafındayım. Allah'ım senin tarafındayım. Onu göstermiş olur. Evet, ezbercilikten belki çıkmak yani. Hani dediğim evet. gibi dua ediyoruz. Yaptığımız duayla ne dua ediyoruz? Ben hasbunallah ve ni'mel vekili bu süreç içerisinde çok daha iyi idrak ettik gibi geliyor. Yani Allah'ı vekil tayin etmek. Ama kul olarak elimden gelen ne? O elimden geleni hakkıyla yapıyor muyum? Yaptığım şey dediği gibi küçümsememek. İnsanları canlandıran ameldir, öldüren yestir diyor. Bediüzzaman gerçekten, çünkü yaptığımız ameli küçümsersem, ben küçümsersem zaten evet. onda sebat da göstermiyorum. Evet. Hani boykotu bir gün yapıyorum, iki gün yapıyorum, üçüncü gün, çünkü insan nisyandan gelmiş yani unutan bir varlık ya, her şeyi normalleştiriyoruz. Yani iki gün yapıp üçüncü gün arkasını bırakmamak. O yüzden hani aslında bu sosyal paylaşımlarda herkesin davası, gerçekten buna gönül verenlerin davası diyorlar ya, biz bunu unutturmayacağız, normalleştirmeyeceğiz. Evet. Evet. Çünkü unutmaya çok müsait varlıklarız biz. Nisyandan gelmişiz, unutmak ha, evet. kötü bir şey mi? Aslında iyi bir şey. Aynı acıyla sürekli tabii. kaldığınız zaman o insanda bir patoloji oluşturmaya başlıyor. Ama işin olumsuz tarafı değil de olumlu. Ben ne yapabilirim? Karınca misali, ben burada nasıl bir su taşıyabilirim? Aslında odaklandığımız zaman kendimizi de değerli hissederiz. Hakikaten ben bir şeyler yapabiliyorum. Mesela iki hafta biz program yapmadık. Evet. Çok üzüntülü, çok böyle hastanelere saldırılıyor çocuklar. Kan revan içerisinde ölüyorlar. Şehit oluyorlar daha doğrusu. Onlar ölü demek de doğru değil. Dedik ki tamam, hiç yapmayalım program. Ne olacak? Ama bizim artık bir şeyler üretmemiz lazım. Normalleşecek bunu... bir süre sonra. Dediğin gibi unutturmamamız lazım, konuşmamız lazım. Bugünün meselesi değil. 7 Ekim'den başlayıp bugüne gelen bir mesele değil bu Kudüs meselesi. Ama şöyle bir şeyi kaçırmamak lazım. Unutturmayalım derken insanları böyle çok cevelana getirip yaptıkları, bu sefer siz bir şeyler yaparken yapmıyor diye gördüğünüz ya da az diye gördüğünüz insanları eksik ya da hakir görmeye başlama tarafında da o gaflette de bulunmamamız lazım. Allah çünkü korusun. Bu sefer ben sosyal medyada paylaşırken uzunca zamandır kim ne paylaşıyor? Çünkü paylaşıyor, paylaşmıyor, bakmamaya çalışıyorum. Gayri ihtiyari, insani olarak benim hani insani tarafım heyecanlanıyorum. Sen az yapıyorsun diye bu sefer sana kızmaya başlıyorum. Bizim insani taraflarımız var. Oraların da böyle çok cevelana gelmeden yani itidalli bir şekilde evet, evet. sürdürmemiz gerekiyor. Yani bazen diyorum ki yani düşman olarak da bize biz yeteriz zaten.
Yani o kadar çok galeyana geliyoruz ki, mesela ben sosyal medyada benim mesleki olarak yapmam gerekenler var. Zaten ben kendi içimde, ya insanlar bu kadar ateş altındayken bak ben neyle uğraşıyorum diyen bir tarafım var, ama hayatın devam eden tarafı da var. Burayı da kaçırmamamız gerekiyor. Burası da evet, önemli, ben burada evet. Kardeşim orada zulüm çekerken, işte zulme uğrarken ben burada zevk-i sefa içerisinde yaşamak, ki hayatın bu tarafı da devam ediyor. Ama bunu böyle teşhircilik adı altında, onlara hani bir yas dönemine bir saygısızlık adı altında değil de daha böyle itidalli bir şekilde sosyal hayatın devam eden tarafını da kaçırmamak gerekiyor. Ben seminerimi de yapacağım, videomu da paylaşacağım, ama zevk-i sefa içerisinde hadi eller havaya dediğimiz bir yerde değil. O yüzden burada birbirimizin de yaptıklarını tahkir etmeden, birbirimizin de kolunun kanadını kırmadan ne yapabiliriz diye, ben bu noktada böyle önce insanları gerçekten takdir ediyorum. Böyle dava ehli insanlar gerçekten harikalar. Orayı iyi tutmak lazım. O alanı da iyi tutmak lazım. Çünkü bize verdiğimiz zarar da çok da hafife alınacak bir şey değil. Zira gerçekten vicdan sahibi olan herkes zaten suçluluk duyuyor. Yemeğimizi yerken ben burada bir keyif sofrası kuruyorum. İnsanlar orada, dediği gibi İlknur'un, anestezi olmadan ameliyat olan çocukları gördükçe kahroluyoruz. Yemekler boğazımıza diziliyor. Evet. Dizilsin zaten. Bugün aman ağlamayalım, işte o videoları seyretmeyelim de değil. Dengeyi tutturmak. O dengeyi, ama o itidalli olmak. Burada, yani hakikaten burayı da de. Biraz şey yapmak da lazım. Çok fazla da maruz kalmamak da i̇şte, lazım. İtidalli Çünkü, olmak evet, lazım. Evet, itidal çok güzel. Çünkü çok fazla maruz kaldığınızda artık duyarsızlaşmaya başlıyorsunuz bir yerden sonra. Bunu da gerçekten, hani bu demin söyledin ya, 7 Ekim'den başlayan bir süreç değil. Evet. Evet. Yani bizim yıllar yıllardır eksikliğimizi aslında bizim bir anda yüzümüze şak diye vurması bu olay bence. Çok açık bırakılan kapılar var, evet, değil mi? Onlar aslında. Yani onun için belki de ümmet bilinci, aile bilinci, değil evet. mi? İşte burada çıkıyor. Yani biz çünkü o kadar çok ayrıştırmışız ki millet, ümmet, kabile, devlet, ırk, ten, neyse yani. Ten rengi. Ama böyle değil, hani Efendimiz buyuruyor ya, mümine takvadan başka üstünlüğü yoktur. Ne kadar güzel ama. Yani hiçbir o kadar yok. Evet, bu aile içerisinde de karı kocanın birbirine üstünlüğü yok, annenin babanın çocuğa üstünlüğü yok, çocuğun diğer insanlara üstünlüğü yok. Hepimiz aslında hüsnü zanda, takvada, ibadette aslında birbirimizle ayrılıyoruz. Bence biz bu ayrışmayı artık o kadar çok yaşadık ki, bu da bizim hani yüzümüze böyle alın size bir musibet der gibi. Yani musibet de demek istemiyorum. Çünkü bunun altında ne var, ne hayır var, biz bunu bir bilemiyoruz. Bir hikmet var ama. Elbette bir hikmet var. Vaki olan da hayır var. Evet. Eyvallah. O hikmeti görenlerden olalım. Rabbim onu nasip etsin ya. Amin. Orada çünkü dediğin gibi işte orada o mesela hiç öyle düşünmemiştim. Yani Allah razı olsun. Peygamberimizin o zulümler karşısındaki acısını hissedebilmek. Evet. Mesela ben Kudüs'e gittim. Devamlı da paylaşıyorum. İnşallah Özgür Kudüs'e birlikte gidelim. Hazreti Yusuf'un annesi Rahil'in de kabri var orada. Tabii Hazreti Yusuf'un memleketi Kenan ili. Ama oradan çıkan Yusuf Mısır'a vali oldu. O zaman oradaki annelikler, mesela demin ki senin vakada kendini değersiz etmiş ama ya da Hazreti Rahil Musa'nın annenin yetiştirdiği annesi. Yusuf ya da Musa'nın annesi. Annesi. Yani çok önemli bir nokta. Ama bulunduğu topraklara göre insan şekilleniyor. Yani düşünsenize, sürekli siz zulme maruz evet. kaldığınız bir toprakta büyüyün. Bakın bugün Filistin çocuklar çıkıyor. Şehadet getiriyor çocuk. Ya yani minicik çocuk. Ya Allah. Ben o çocuğun şehadet getirmesi, o elini parmağını havaya kaldırdığında insanlığımdan utanıyorum. Bir yetişkinim ben. Daha dün ya. Dünyaya gelmiş. Dünyaya dair çok fazla fikri yok. İşte yetiştiğiniz topraklar sizi güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Evet. Hangi sistemin içerisinde doğuyorsanız gücünüz, kuvvetiniz, işte hepsi oraya göre şekilleniyor. O yüzden Gazeliler göreviniyapıyor. Yani onlara dediğiniz gibi üzülüp ah vah etmektense, ya kardeşim tamam, onlar şehit oluyor. Onu görev bilmiş kendini. Ben ne yapıyorum? Aynen öyle. Evet. Onlar şehit olurken benim buradaki duruşum onların şehitliğine halel getiriyor mu? Yani zaten bütün problemlerde çözüm böyledir ya Mine abla. Ben ne yapıyorum? Benim katkım ne? Benim çözümüm ne? Değil mi? Biz hep bir başkasını, bir ötekini konuşmaktan ziyade beni konuşuyoruz sıklıkla.
bugün bir videoda gördüm. Küçücük bir kız. O kadar tatlıydı ki annesi şehit olmuş. Allah, sevgili hayırlı anneciğim, güzel anneciğim, evet, prensesim, sevgilim. Ay. Rabbim sana rahmetini muamele etsin. O kadar güzel. Küçücük bir kız. Durdum, düşündüm. Babasının kucağında, belki böyle babasıydı herhalde. O kadar metanet dağılıyor ki, dedim ya ki Allah, ağlamanın bile metaneti var. Gerçekten ya, yani sevgilim, annem, şimdi ben düşününce bir çocuğun annesiz kalmasını benim zihnim şey yapamıyor, oturtamıyor bir yere. Hı hı. Yani bilmiyorum, belki de benim en çok hassas olduğum nokta burası. Bir evladın annesiz büyüğü olması kadar zor bir şey yok. Evet. Ama bunu o kadar, hatta şöyle bir şey var, okumuşsunuzdur. Bir anne diyor ki Filistin'de, 6 tane, en az 6 tane çocuk doğurmalıyım diyor. Hmm. İkisi savaşacak, ya, ikisi çalışacak, ikisi de bize bakacak, bir şeyler yapacak diyor. Hı-hı. Bak ve nasıl bir organize. Müthiş. Bunu en az 6 tane doğurmak ya zorundayım diyor burada. Ve düşünsenize, 2 taneyi siz daha baştan çıkarmışsınız gözden. En az 2 tanesini. Çok büyük yürek ister bunu söylemek aslında, bence, değil mi? Evet. Bile bile siz evladınızın, eşinizin, çünkü eşiniz de bir çocuk, birilerinin çocuğu yani, gitmeye aday. Bunu diyebilmek hakikaten büyük bir yürek. Çocuğun, evet, da bunu kabulleniyor olması, İsmail misali, onların da bunları kabulleniyor olması, ya aslında çok ibretlik şeyler var. Çok, çok. Oradaki anneler, babalar Hazreti İbrahim gibi adıyorlar evlatlarını. Hı-hı. Evlatlar da İsmail gibi adanmaya, kurban olmaya hazırlar aslında. Emroluluğunu yap babacığım diyor ya Hazreti İsmail ayeti. Çok güzel bir şey. Demin de söyledin ya, onlar görevlerini yapıyorlar. Onlar onlara emrolunanı yapıyorlar aslında. Rabbim bizi idrak edenlerden eylesin. Yani zor bir şey, durum. Evet. Konuşmak da zor, bunu söylemek de zor, yaşamak da zor sevgili dostlar, ama en kolayı bitirmek galiba diyormuşum. Programın sonuna geldik. Hocam niye bitiriyorsunuz? Böyle güzel hatunları da bulmuşsunuz. Sohbette gayet iyi gidiyor. Evet, ama artık çalışmak zamanı sevgili dostlar. Konuşacağımız şeyler belli. Yapmamız gerekenler belli. Yapmamamız gerekenler belli. Programı tadında bırakalım. Biz programı yapmaya devam edeceğiz. 2 hafta ekran kararttık ama artık üretmemiz, yeni şeyler yapmamız, yeni şeyler söylememiz ve tarafımızı belli ederken de gerçekten Rabbimin rızasına uygun ve güçlenerek yapmamız gerekiyor. Bugün bana eşlik ettikleri için Filistepe'ye, evini açtığı için Üpnur Özhan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Onların kitaplarıyla alakalı konuşacağız. Onlarla bir evlilik programı sözünü aldık değil mi arkadaşlar? İnşallah. Tabii. Onu hemen gördüğünüz gibi birader canlı yayında aldım, yapacağız. İnşallah. Ama gündem Filistin, onunla alakalı konuştuğumuz için bugün burada toparlarken son cümlelerinizi alayım istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben artık şunu söylüyorum. Daha kaç annenin arşı delecek, feryatları delecek gökleri, değil mi? Artık yani niyazım odur ki bu insanlar insan değil, hakikaten insan değil. Yani neyse bunların adı, bir an önce bunun durması, bu zulmün durması. İnşallah. Artık bu annelerin, çocukların feryatları göklere ulaşmasın, gökleri delmesin. Ve en büyük şey bence biz kendi farkındalığımızı kazanıp bırakmayalım. Hı hı. Çünkü sürekli olması, hı hı, lazım bu. Çok kıymetli. Rabbim herkese yardım etsin. Herkese, oradakilere de, bizlere de, bu iş için gönül veren herkese yardım etsin. Ben bir de şunu düşünüyorum Mine abla, biliyor musun? Bu bize bu kadar zor gelirken Rabbimize ne kadar zor geliyor acaba? Ya, evet. Değil mi? Bu çok büyük bir şey. Yani onun, düşünsenize, kulum dediği bunu yapıyor. Evet. Benim dediğim bunu yapıyor. Hani o Rabbimize ne kadar büyük geliyor acaba, ne kadar zor. Rabbimizin yüceliğinde buradan görüyoruz, evet, işte. Evet, yani o kadar görülesi vaka. Hani tabii ki benzetmek, teşbihte hata olmaz ama hani biz dayanamıyorken bilmiyorum. Ya. Çok zor bir şey, Rabbim yardım etsin. Yine ona sığınıyoruz. Yine ona sığınıyoruz. Yine Rabbim yardım etsin. Onun bizi istiyoruz. Sınamasından da ona sığınıyoruz. Evet. Sınayan o, yine ona sığınıyoruz. Ağlayan çocuğun annesi tarafından ağlatılıyor belki ama yine anneye, yine sığınması gibi. Zeynesine. Yine sana geliyoruz Rabbim. Evet, sen neler söylersin Filiz'ciğim? Ya evet, yani bir şey söylemek aslında gerçekten hem çok kolay hem çok zor. Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var ya, buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir arada
külli olarak böyle yapılan duaların Cenab-ı Hakk'ın katında çok makbul olacağına gerçekten inanıyoruz. O yüzden bir yerlerde toplanıyoruz, bir yerlerde yürüyoruz. Bu bir külli bir dua oluyor aslında. Yoksa o yolda yürümenin, orada toplanmanın maddesel bir şeyi belki görünür de yok ama gerçekten külli bir şey çıkıyor ortaya. Normalleştirmeyelim inşallah. Dualarda buluşalım. Yaptığımız şeyi istikrarlı bir şekilde inşallah devam ettirelim ki Cenab-ı Hak o samimiyeti görsün. Çünkü samimiyetle yapılan şeyler karşılık buluyor. O yüzden Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Oradaki öncelikle oradaki annelerin, oradaki insanların yardımcısı olsun. Geçecek inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, programın sonuna geldik. Biz devam edeceğiz. Unutturmamaya devam edeceğiz. Duruşumuzu doğru yerden sergilemeye devam edeceğiz inşallah. Rabbim yaptıklarımızı yapacaklarımızı hayır eylesin. İnşallah Kehf suresi 45. ayeti devamlı okuyalım. Ve kâne Allahu alâ kulli şeyin muktedira. Allah her şeye muktedir. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Haftaya cumartesi nerede kiminle bilemiyorum ama inşallah hayır üzere buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.